eee kefen parasını dövizde tutardı az da olsa. Bir kere o havayı silmek lazım. Yani şu anda insanları getirmeye çalıştıkları nokta dolarizasyona itiyorlar. Şimdi bu dolarizasyona niye itiyor? Neden spekülatörler oynamıyor? Şimdi Ali Bey iş adamı. Allah aşkına cumartesi günü ya da pazar günü hangi ticari faaliyet oluyor ki o gün Türk lirasının değeri düşüyor? Yabancı paraya karşı İthalat mı yapmışız o saatte? İhracat mı yapmışız? Bu işi yapanlar açık mı? Hani e, çünkü hani desek ki bu dövizle işlerimizi Arap ülkeleriyle yapıyoruz. Dolayısıyla cuma günüdür onlarda tatil. Pazar tatil değil artıyor onlar artmıyor ki bizim muhatabımız onlar değil. Peki, topu, Bunları görmek şey lazım. Ve, ve Hı -hı. şöyle söyleyeyim. Doların değerindeki değişim. Şu anda tehlikeli Türkiye'de. Neden tehlikeli? Çünkü dolar, euro kendi ülkelerinde de değer kaybetmeye başladı. O değer kaybetmesine karşılık bizim paramız değerlenirken iki misli değer kaybediyor. O değeri de döviz farkı yani devülasyon dedikleri şey yabancı ülkelerdeki e, enflasyonu gümrük kapılarında tutmaktır. Ya dövizle oynayarak ya da vergi muafiyetleriyle tutmaktır. O öyle bir an gelir ki patlar. Peki, Bunun şimdi... en tipik örneği ben hatırlatacağım hayvancılıkta yaşadık. Hatırladım. 84 yılında şey bu imkan verildi. 84'te hayvancılık desteklendi Almanya tarafından. Bizim tarafından ise ithalatı desteklendi. Hayvancılık bitti. Hayvancılık 84'te biterken terör yoktu. Hani şimdi anlatıyorlar efendim terör yüzünden. Hayır alakası yok. Çünkü eti kesip sattığı zaman i, ucuz fiyatla vergisi indirilmiş, ülkesinden de teşvik edilmiş et ithal ettiği için böyle oldu. Öyle olunca bugün hazırladım. Sayın Tükkan, lütfen okumama izin verin. Siz buyurun. şimdi faizi e, düşünmemesi lazım dediniz. Tabii hiçbir zaman. Ee, şöyle, e, Sayın Erdoğan dedi ki bu görevde olduğum sürece kusura bakmayın faizle mücadelemin sonuna kadar, enflasyonla ne? mücadelemin sonuna Diyen kadar ki sürdüreceğim. Erdoğan. Lütfen Erdoğan. Sayın Erdoğan. Sürdüreceğim dedi. Şunu bilmemiz lazım. Bu konuda Nas ortada. Nas ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor? Biz değerler silsilemiz içerisinde olaya buradan niye bakmıyoruz? Olaya buradan bakacağız. Ona göre adımımızı atacağız dedi. Yorumlamanızı isterim. Nas ee, ortada diyor. Nas Hayır ortada. Efendim. Nas ne yapıyor? Nas ne yapıyor? Sen yani argümanlarla mı yöneteceğiz? Yani, yani Nas ne yapıyor? yapıyor? O zaman gelsin bana sorsun Masum Bey. Sen Kemal Derviş'ten aldın ekonomiyi devir. Devralırken faiz yüzde yetmiş birdi. Merkez Bankası faizi 46 civarındaydı. Merkez Bankası bağımsızım diye bir kuruş indirmedi. Peki sen nasıl yüzde elli buçuğa kadar indirdin? Öyle teslim ettin bize. Bakın. Hadi sorsun. Getirsin uzmanını anlatayım bir tek bir şey söyleyeceğim sormadan siz bunu e, yaptım tabi nasıl yaptım muhasebecilik yaptığım için yaptım muhasebeci herkes muhasebecisine sorsun öğrenir Ali Bey'in borcu var 50 bin lira borcunu da ödeyen 8 tane banka var İhaleyle veriyorlar e, Ali Bey çarşamba günü 50 bin lirayı ödeyecek pazartesinden ihaleye çıkıp kredi bulursa ona iki gün sonra verecekler krediyi. Aynı çarşamba alacak. Sekiz bankadan da biri benim. Ali Bey 50 bin lira yerine 40 bin lira borçlanmayı düşünüyor bu sefer. 10 bin lira 8 bankanın elinde kalacak. Ne yapacak? Ben o zaman ihaleye girerken fiyatı indirirsin. Bakın fiyat öyle indi faiz. Her ihaleye çıkışta az para borçlanarak. Ya bir araya ihtiyacımız var diyorlar ya e yok ihtiyacımız. Türkiye'de şu anda Türkiye'yi diğer ülkelere göre AK Parti'nin en büyük şansıdır güçlü hale getiren şey evet. işsizlik sigortası. Çünkü işsizlik sigortası kanununda düzenleme var. Parayı yalnız devlet kağıdına yatırabiliyor. Ve bu çoğalma fonların kesilmesiyle değil. O katlanarak büyüyor. Bir ara hata yaptılar. Yok GAB'ı finanse ettiler. Şimdi de hala devam ediyorlar. İş edindirme kurslarını finanse ediyorlar. Oradan etmeyecek. O para bakın pandemi döneminde lazım oldu. Ve Türkiye IMF'in verdiği izni kullanmayan tek ülke. Belki başka ülkelerde var ama bizim kullanmadık. Önemli, Karşılıksız kullanmadık. para evet. basma hakkımızı. Evet. Bakın şu anda hani herkes soruyor ya erken seçime giderse bugünlerde nereden para bulacak AK Parti bulur. Niye? Çünkü karşılıksız para kullanma hakkını daha kullanmadı. Kullanmadı. Yani 2 trilyona yakın ilk şeyde izin verdi bütün ülkelere. Niye altının fiyatı dünyada yükseliyor? Çünkü karşılıksız bütün ülkeler, Amerikası da, Peki, Eurosu da bastığı için. Hı hı. Şimdi bizim şu anda bu gözlükle bakmıyorlar. Siyasi gözlükle bakıyorlar. Ama bu arada bir yere de zarar verdi. Onu da söyleyeyim, hatırladayım. NASA nasıl zarar verdi? Hı. Katılım bankacılığı da olumsuz etkileniyor. Yani katılım bankacılığında adı faiz olmayan şey yükseliyor. Ne için yükseliyor? Döviz nedeniyle yükseliyor. Çünkü o finanse etme maliyeti artıyor. Şimdi elektrik fiyatını üzülüyorum ya milletin gözüne baka baka dalga geçiyorlar. Ne diye bu yasa getirdiler elektriği kullanıma göre alacağım zaten eskiden öyleydi. Benim evimin elektrik faturası yüksek geliyor. Bizim evde elektrik şey daha fazla. Oğluma az geliyor çünkü onda kullanım var. Yani e, birim fiyatı farklı. Birim fiyatı zaten değişiyor. E onun ne kime çalışıyoruz şu anda? Bu yeni kanunla parlamento durdurması gerekir o peki, kanunu. Peki, çünkü onunla şu, şu anda haydi, ele, enerji şirketlerine çalışıyorlar. Yani benim söylemek istediğim şey şu. Ya da bazı şeyler kalkıyor yani abi. yani benim bunu bu teknikle anlatmamın nedeni şu herkes bir şey anlatıyor faiz değildir sorun sorun dövizin kontrol edilmesi Türkiye'de şu anda birileri çok güzel para kazanıyor ben fazla başka zaman belki bir ayrı program yaparsınız o programda anlatırım aslında 2004 ve 2018 yılında Türkiye'nin ekonomisini yönetenlerin Türkiye'yi gözükmeden nasıl bu faiz oyunlarıyla ve döviz oyunlarıyla soyduklarını anlatırım. Soyuldu Türkiye. 2004 2004 2018 Peki, arası. E, diğer konuklarıma da söz hakkı vermem gerekiyor malum. Kim yani, Bir anlamadınız. Daha var arkanızda ekonomiyle anlatmanız gerekenler ama gerekiyor. Hayır hayır ben gerekmiyor. öyle değil. Ben e, arkadaşlara haksızlık etmeyeyim. Teknik bir bilgiyi bir, anlatmazsam şey diye ya, olur. Peki, yani ben mesela 6 dolu olmazdı. Ali Olmaz. da soralım. Ee, Ali Turan, yani Masum Türker aslında anlattı. Anlatımlarında da geçmişten de örneklerimiz var bizim. Fakat e, şurası şurasını sormak istiyorum size. <laughs> Sayın Erdoğan e, yanlış bilgilendiriliyor dedi ekonomiyle ilgili. Faiz konusunda ee, yanlış bilgilendiriliyor dedi. Faiz dedi düşürmemesi lazım ifadelerini kullan. Siz nasıl yorumlarsınız? Evet, yanlış şimdi, mı bilgilendiriliyor faiz konusunda Sayın Erdoğan? Şimdi e, Sayın Bakanımızın e, fikrine saygı duyuyorum ama.